Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bu bölümde size Masar Fuat Özkan'dan Yalnızlık Ömür Boyu şarkısını söylemeyeceğim. Ama bölümü dinledikten sonra dinleyebilirsiniz bence. Güzel olur, tamamlayıcı olur. Ek paket olarak <laughs> bu şarkıyı öneriyoruz. Şimdi bugün, evet yani başlıkta da görüldüğü gibi yalnızlık üstüne konuşacağım. Bazı fikirler üreteceğim, paylaşacağım. Bu konuya ilham veren bir hikaye var. Fernando'nun hikayesi. Onu anlatacağım az sonra. Ama bu hikayenin bu bölüme dönüşmesine ilham veren sevgili dostum Beyzuş'a da buradan sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki bu konuyu seninle konuştum. Yalnızlık konusunu açtık bu kadar insan yalnızken bu kadar insan neden yalnız diyerek oradan tam bir kaybedenler kulübü şeklinde ayrıldık. Ve Beyzuş döndü bana dedi ki Raso bunun bir bölümü olmalı. Bir podcasti olmalı bunun ve şu anda tam olarak o bölümdeyiz. Şimdi gelelim Fernando'nun hikayesine. Önce Fernando kim? Ondan bahsedeyim. Bu arada bu anlatacağım her şey kendisinin izniyle anlatılıyor. Onu da altını çizeyim. E, Fernando onun gerçek ismi değil. İzin alırken dedim ki hangi ismi seçersin? Ben sana ne diyeyim anlatırken. Durdu durdu. Ya dedim oldum olası Fernando ismini pek severim. Bana da pek yakışıyor sanki dedim. Şöyle bir baktım. Gerçekten adamda bir Fernando tipi var. Yani Fernando tipi de ne derseniz... Tanımlayamayacağım e, gizlilik şeyi var adamın da fotoğrafını yollayamam size neyse herkesin hayalindeki Fernando başka olabilir. Bu arada kendisi Fernando ismini seçmişken birdenbire benim böyle hafızamdan bir şafırladı. Ben de dedim ki olmuşken Fernando Ause, Altemiano del Castillo olsun çünkü o da benim ezberimde yıllar öncesinde bir diziden kalma böyle uzunca e, 75 tane soyadı olan bir isim. Neyse, Fernanda Oze Artemiano del Castillo'nun şimdi yalnızlık hikayesini anlatacağım size. Kendisiyle profesyonel olarak başlayan, sonra güzel bir dostluğa dönüşen hikayemiz var. Ve son 6 aydır da özellikle bir konu üzerinde birlikte çalışıyoruz. Bir hedef var, ona ulaşmaya çalışıyoruz. Ben de ona eşlik ediyorum. Kendisini dinliyorum, izliyorum, gözlemliyorum kendi talebi üzerine zaman zaman acımasızca eleştiriyorum. Engelleri tespit ediyoruz. Çözüm yolları, sorular, işte bazen sessizlikler paylaşıyoruz. Ve e, bu 6 ayın sonunda da hedeflediğimiz şeye ulaştık. Bir kutlama kahvesi içelim dedik. Hadi bakalım. Bunu bir kutlayalım. Hak ettik. Çünkü e, açıkçası çok daha uzun ve zorlu bir yol olur diye düşünüyorduk. Bunu da kendimize ve birbirimize itiraf ettik. Ama bu kutlamayı hak ettiğimizi düşünerek kahvelerimizi aldık, karşılıklı olarak oturduk. Karşılıklı diyorum ama aslında ekran üzerinden yapıyoruz. Çünkü şu anda farklı şehirlerdeyiz. Bir noktasında bu süreçle ilgili konuşurken inanılmaz duygusallaştı Fernando. Yani aslında geri bildirim veriyordu bana. Teşekkürlerini sunuyordu. Ve bir noktadan sonra iş sanki ben onu böyle her yerden engellemişim ve bir daha beni lütfen arama falan gibi böyle travmatik bir şeyler yapmışım. Ve bana yani ben bunu hak etmiyorum bence beni bırakma gibi böyle bir ağlamakta duygusal bir hale geldi. Ben durdum şöyle. "Houston, we have a problem" anonsu yaptıktan sonra arkama dönüp kutlama iptal. Şu anda başka bir yere odaklanıyoruz. Boş ver kutlamayı. Anlat bana neler oluyor dedim ve başladı anlatmaya. Ya bu arada bir süreç bittikten sonra özellikle birebir ve uzun süreli çalışmalarda süreci sonlandırmak her zaman herkeste çok standart bir şekilde olmuyor. Çünkü orada bir paylaşım oluyor, bir destek oluyor, bir güç birliği oluyor ve her ne kadar hedefe ulaşılsa da onun bitirilmesi ne kadar profesyonel olsak da e, insanız yani böyle bir duygusal bir boşlukta olabilir, alışkanlıkta olabilir falan filan. Ama ilk defa bu kadar derin duygusal ve bu kadar biraz ağlamalı ağlamaklı bir şeyle bu kadar yani büyüyle karşılaşıyorum diyebilirim. Benim için de değişik bir tecrübeydi. Neyse ben ona dedim ya boş ver kutlamayı hadi bakalım dinliyorum senin neler oluyor. Burada ne var? Konuştuk 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 ve bir noktasında konu yalnızlığa geldi. Çok yalnızım dedi. O yüzden de bu projenin bu çalışmanın hedefe ulaşsak da bitmesini istemiyorum. Peki dedim yalnızlık ne? Ne demek yani? Çok yalnızım ne demek? E, beni senden başka dinleyen, senden başka duyan yok dedi etrafımda. Şimdi ben kendisini tanıdığım kadarıyla ve yani sağlam bir tanışıklığım var. Çok sosyal, hem iş hem özel hayatında çok böyle güzel arkadaşlıkları, dostlukları, güzel bir çevresi var. Sağlam bir network'ü var profesyonel anlamda da. Eğlenceli arkadaş grupları var. Ta liseden, üniversiteden, ortaokuldan falan arkadaşları. Ee, yani bu söylediği şeye ya biliyorum yalnızlık herkes için farklı şey ifade ediyor ama hani başta şöyle bir sıralama değerlendirme yaparken kendisiyle de bunları paylaşıyorum tabii. Yani çünkü onun yalnızım derken ne anlatmaya çalıştığını anlamaya çalışıyorum. Ve birazcık daha anlattı dinledim. Sonra durdum bir şey sordum. Dedim ki... Hatırlıyor musun? İlk görüşmemizde sen konuşuyordun. Anlattın, anlattın, anlattın. Sonra ben seni bir durdurdum ve dedim ki şimdi gerçekte ne olup bittiğini bana anlatacak mısın? Yoksa burada bitirelim mi? Bu bizim aramızdaki ilk krizdi. Sonrasında çeşitli krizler yaşadık. Bizim zaten böyle çok krizli, kaoslu, tartışmalı, çekişmeli bir <laughs> ilişkimiz var. Ve ee, i̇lk bu krizde sonuç aldık. Yani e, bir şok olma, sonra bir direnç, sonra bir sen ne diyorsundan sonra e, ben böyle çok net sorular sordum. Çünkü gerçekten de e, yani çok dolandıran oradan oraya, buradan buraya, şöyle böyle falan iletişimlerinde ben yer alamıyorum. Bu benimle ilgili bir şey olabilir, bir sorun da diyebilirsiniz. Yani kişiye göre değişir ama. Yani basit ve net bir şekilde soru sormak, cevabını almak ve ilerlemek üstüne çalışıyor benim zihnim. Ve e, bunu kendisine hatırlattım. Güldük böyle birlikte. Peki sonuç ne oldu? Sonuç ben bu soruyu sorup direnç gösterdiğim için yani bu soruyu cevaplayacaksın. Ve eğer gerçekten böyle hani konunun etrafında sadece dolanıp beni oyalayacaksan ben burada olmayacağım ve benimle birlikte ilerlemek, benimle çalışmak istiyorsan da şimdi gerçekten ne varsa ortaya koymak zorundasın demiş bulundum. O da bunu kabul etti ve bana kendisini dinleme izni verdi. Yani evet, ben gerçekten dinlemek, duymak, ihtiyacı görmek için oradaydım ama bunu bunu tek başıma yapamam. Ve bu dönüşümü sağlamasaydık belki de bana konuşacaktı konuşacaktı sonra da benim için de ya bu da beni hiç duymuyor diyecekti. Şimdi bu modeli alıp diğer ilişkilere, diğer çevredeki insanları yani beni duymuyor, beni dinlemiyor dediği kişiler üzerinde düşünmesini istedim. Ve oradan gerçekten güzel farkındalıklar yakaladık. Yani belki de insanlar seni yalnız bırakmıyor da hani Kapıları sen kapatıyor olabilir misin? Mesela az önce bahsettiğim bizim aramızdaki o ilk krizimsi şeyde ego yapsaydı. Yani ben de onu duyamazdım. Çünkü buna birazcık da kendisinin yol açması gerekiyor. Ve bunun üstüne düşünürken, evet herkesin yalnızlık tanımı farklı, Kimisi gerçekten fiziksel olarak yalnız kalmayı büyük bir yalnızlık olarak yaşıyor. Kimisi onu bir ihtiyaç olarak görüyor. Hayatının gününün belli kısımlarında onu yaşaması, ona sahip olması onu güçlendiriyor. Kimisi kalabalıklar içinde dışarıdan baktığında güzel bir evlilik, güzel bir aile, güzel çocuklar, bir sürü insan falan filan gibi bir resim verip Gerçekten içten içe kimse beni duymuyor, kimse beni duymak istemiyor, dinlemek istemiyor. Benim gerçekte olduğum, İçimde olduğum şeyi ben yaşayamıyorum aslında kendimi yaşayamıyorum noktasına gelip bu konuda ciddi sorunlar yaşıyor ve bu gerçekten insanı çok dibe çeken bir şey. Yani hele ki yani diyelim ki fiziksel olarak işte sosyal olarak yalnız kaldın onunla başa çıkmak bence bir derece daha kolay. Yani çünkü ortada bir sahtekarlık ya da bir rol yapma bir maske falan yok. Yalnızlığından rahatsızsan belki kalabalıklara, başka insanlara karışabilirsin. Ama bu ilk bahsettiğim şey, yani aslında dışarıdan bakınca baya böyle bir network kalabalık içindesin e, ve diyorsun ki bana benim paylaşacak kimsem yok. İşte ben o yüzden orada şunu sordum yani e, sen paylaşmak istiyor musun? Gerçekten bu insanlara içinden geçenleri ne kaybedeceğini, neye mal olacağını hesaplamadan açmak istiyor musun? Bunu kime açmak istiyorsun? Hiç denedin mi? Yoksa acaba o insanlar hakkında da şu anda büyük bir etiketleme kampanyası mı yürütüyoruz? Beni de dahil etmeye çalışıyorsun ona. O yüzden ben bu hikayeden sonra da kendime dönüp baktığımda Hatta sonra bu bölümün başında bahsettim Beyzuş'la da konuşurken ee, şunları düşündüm. Önce bir tanım yapmam gerekiyor. Benim için yalnızlık ne demek? Ben yalnız mıyım, yalnız hissediyor muyum? Peki bundan rahatsız mıyım? Bu durumu değiştirmeye gönlüm var mı? Peki şunun farkında mıyım? Her ne kadar rahatsız gibi görünsem de aslında bu benim alıştığım şey olabilir. Yalnızlık çok konforlu bir alan olabilir. Hatta lükse kaçan bir şey olabilir. Buradan çıkmak için küçücük bir adım atmak bile beni çok rahatsız edebilir. O konfordan çıkmak. Peki bu ilk adım mesela ne olabilir? Şimdi ben bunu hep insanın kendine odaklı bir şey gibi anlattım. Ama bazen evet çevre de faktör. Yani Fernando'nun bana anlattığı şeyler ben her ne kadar bunu bu senin kafanda kurduğun senaryo o insanlar sana hani duymama dinlememe şeklinde kapalı mı bakıyorlar yoksa işte e, sen onlara gittin e, anlatmaya çalıştın mı yoksa şu anda sadece kafandan bir senaryo mu uyduruyorsun gibi baktım ama bana anlattığı ilk senaryo gerçekte olabilirdi. Hayat böyle bir şey. Bazen görmek istemeyiz, farkına varır gibi olacaksak o noktadan kaçmak isteriz. Ama yani çevre de bu konuda önemli bir faktör. Yani sana o güveni, o yakınlığı sunmayan bir ortamdaysan her kim olursa olsun o ilişkiye bir bakmak gerekiyor. Bir değerlendirmek gerekiyor. Ha, kolay mı? Değil. Çünkü yani fark ettikten sonra, bu rahatsızlığının adını koyduktan sonra... Bir şeyleri tespit ettikten sonra o noktada kalmak insana acı verir. Çünkü sürekli zihninde döner dolaşır. Bir şey yapmak zordur. Yılların alışkanlığıdır, şudur, budur, başka hesaplar vardır. Bir şey yapmamak daha zordur. Bununla yani zaten başka sıkıntıların vardı. Yalnız hissediyordun. Bir de şimdi bunları fark ettin ve bununla belki ne yapacağını bilmiyorsun ya da belki daha kötüsü ne yapacağını biliyorsun buna rağmen yapmıyorsun. O yüzden özellikle yakın ilişkilerde buna objektif ve dürüstçe yaklaşmak gerçekten zordur. Ama o cesareti bir kere gösterip hele ki aksiyon alma cesaretini de gösterirsek sonrasında benim fikrim tabii çok çok güzel kapılar açılıyor. Bu şey demek değil yani böyle hissettiğimiz her şeyi yakalım, yıkalım, oradan gidelim, herkesi terk edelim gibi bir şey değil. Ama bizim paylaşmaya, güvende hissetmeye. Bazen birinin sadece sessiz durmasına, sadece varlık olarak yanımızda olup bizim bir şeylerimize şahitlik etmesine ihtiyacımız var. Ve bunu bizi duymayan, bizi hissetmeyen, dinlemeyen kişilerle yapmamız mümkün değil. Bizim o ilişkileri sağlıklı olarak yaşayıp aynalamamız aynalanmamız ve bu paylaşımdan da daha büyük bir şeylere ulaşmamız gerekiyor. Bizim ihtiyacımız bu. O yüzden yani bunda da bir fark etmek, kabullenmek, o kabullendiğin şeyle ne yapacağına belki bir karar vermek adımlar olabilir diye düşünüyorum. Ve evet, şimdi de bu bölümün üzerine hepinize benden Masar Fuat Özkan'ın Yalnızlık ömür boyu şarkısını armağan ediyorum diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.